Ya bugün e, netleşti yani siz diyor siz iyimser bakıyorsunuz buradan bir bir sonuç çıkabilir diyorsunuz. parametreleri koyuyorsunuz e, Şaban Bey ve Ömer Bey de e, daha farklı bakıyorlar olabilir e, çok doğru geleceği göreceğiz olacağız tabii. Abi. hep beraber ne olacağını göreceğiz şimdi bugün e, çok ilginç bir olay yaşandı e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu belki de ilk kez yani e, bu kadar hep, hep konuşuyordu, hep aslında bunları söylüyordu ama ilk kez böyle net tavırlı bir şekilde söyledi Selahattin Demirtaş konusu bu konuda dedi ki ahim kararı ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bir uluslararası sözleşmenin altına imza atıyorsunuz, sonra da ben ahim kararını uygulamam diyorsunuz, sonra da halka ben hukukta reform yapacağım diyorsunuz. Rüzgar gülü bile bu kadar hızlı dönmez. Bunun faturası Türkiye'nin önüne gelecek. Ama ben söyleyeyim, tıpış tıpış uygulanacak bu karar. Başka seçenekleri yok. Yani tıpış tıpış bu ahim kararını uygulayacaklar diyor hükümet için. Başka seçenek yok diyor. Bu sertlikte ilk defa bu netlikte bu kadar ifade etti galiba Kemal Bey değil mi bunu bu şekilde? Ee, Şaban Bey. Bu netlikte ilk defa mı? Bir ilk defa değil mi böyle bir çıkış yaptı? Hep ayım kararı uygulansın evet diyordu ama bu, bu, bu net bu sertlikte ilk defa mı ben öyle gözlemledim. Doğru mu gözlemim? Do 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 Doğru sanıyorum Ahmet Bey. Yani daha önce de e, karar açıklandıktan bir gün sonra yanılmıyorsam Sayın Kılıçdaroğlu kararın e, uygulanması gerektiğini söylemişti. Ama bu tıpış tıpış uygulayacaklar. Lafı ilk defa geldi zaten karar da yeni yani 6-7 günlük bir karar malum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı. Yani Ahmet Bey bence de uygulayacaklar yani iç politikaya başka türlü mesajlar veriyor iktidar. Ama bugüne kadar dikkat edin sadece Adalet Bakanı, Sayın Adalet Bakanı konuşmadı bu İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararı hakkında. İşte Sayın Cumhurbaşkanı konuştu, Sayın İçişleri Bakanı konuştu, Sayın Devlet Bahçeli konuştu. Sadece kararın muhatabı olan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Abduhamit Gül konuşmadı. Ama ya son son bir iki gündür hükümet kanadından gelen eleştirilerin dozu işte düştü biraz. E canım ne yapalım hani sonuçta yargı <laughs> karar verecek. Türk yargısı karar verecek. Ahim kararının uygulanıp uygulanmamasını hatta Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi galiba değerlendirecekmiş. Hani muhatap mahkeme olarak. E, oradan o mahkeme kararı yoluyla bir uygulama yoluna gidecekler gibi görünüyor. Yani Peki. ben de Şaban Bey bir dakika. E, uygula Uygulamalar da gerektiğini düşünüyorum ayrıca. Tıpış tıpış uygulanacak mı bu karar? E, ben tabii bu e... Hani Sivas Kongresi'nde vardı ya mande ve himaye kabul olunamaz diye. Dolayısıyla ben bunu bir müstemleke ağzı olarak değerlendiriyorum ve çok hakikaten e, utanç verici olduğu kanaatindeyim. Hangisi? Bu tıpış tıpış uygulayacaklar sözündeki vurguyu e, kabul etmiyorum. Şu şekilde kabul etmiyorum. Onun altını doldurayım hemen. Şimdi mevzu bahis e, şahıs kimdir? E, oradan bir e, yol çizeyim. 2 dakika müsaade edin bana. Mevzu bahis şahıs Demirtaş kimdir? Demirtaş saz çalan veya işte makas alan, yanaktan makas alan bir şahıs değil. Demirtaş 2000 e, 1984 eruh ruhunu yücelten yani o bebeğimizin kalbine sıkılan kurşun hala anımızda hafızamızda taze. O eruh ruhunu yücelten ve ilk direniş olarak onu beyan eden bir şahıstır. Bunu nerede beyan ediyor biliyor musunuz? Bu e, ben bunu şu anda uydurmuyorum. 2018 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurusunda 2018 tarihli kararında kararın içine geçen beyanlarıdır bunlar. E, Demirtaş e, bunun dışında ve <laughs> meşhur bir olay var. 6-8 Ekim olaylarında o Yasin Börü'nün e, ki annesinin ayağındaki benden tanıyabildiği Yasin Börü'nün bakın hunharca katledilen Yasin Börü ve 50 üzerindeki şehidimizin, katledilen vatandaşlarımızın e, bu kimin talimatıyla veya kimin kışkırtmasıyla oldu HDP orada bir deklarasyon yayınladı Demirtaş kışkırtıcı beyanlarda bulundu. Bunların hepsi hepimiz yaşadık bunları ya. Yani Orada ölenlerin elbette ki orada vefat edenlerin elbette ki hatırası var anısı var ve e, o, o noktada da onların çığlıklarını da sessiz çığlıklarını da ailelerin sessiz çığlıklarını da duymamız lazım. Onun için bu noktada beyanda bulunurken böyle tıpış tıpış lafları falan bunlar doğru sözler değil. Şimdi e, bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, ciddi bir şekilde siyasal bir karar olduğu kanaatindeyim Ahmet Bey ben bunun. Bu bir siyasal karardır hem de son yıllarda verdiği Türkiye aleyhine verdiği en siyasal siyasette en ileri gittiği karardır. Bakın Selahattin Demirtaş 2016 yılındaki tutuklamayla alakalı başvuru yapıyorlar. 2016 yılındaki tutuklamayla alakalı başvuru yapıyorlar. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2019 yılına maituf olarak da 2019 yılına maituf olarak da henüz kesinleşmemiş, iç yargı yolları tüketilmemiş bir e, yargılama hakkında bir ihlal kararı serdediyor. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendi uygulama ve iştahatlarına da aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tezi, orada savunduğu tez ve avukatların tezi, itirazları da bu noktadadır. Bu noktada toplanıyor. Yani iç yargı yolları tüketilmeden sen bir karar veriyorsun. Bu bir. iki. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin diğer bazı kararlarına mesela atıf yapıyoruz değil mi? Hani özellikle bu ayrılıkçı bask, Batasuna Partisi'yle alakalı verdiği kararda, yani kapatmayı haklı bulan kararda ne diyor? Yorumu iştahı düşüyor. Diyor ki, Şiddet olaylarını olaylarına ses çıkartmamak, tepi göstermemeyi dahi kapatılmak için meşru bir gerekçe olarak addediyor ya ve bunu Mücahal kararında... Bey, bir şey söyleyeceğim. Bu tıpış tıpış açıklamasında Kemal Bey içerik tartışması yapmıyor. Şu anda siz içerik konunun içeriğine giriyorsunuz. Yani bu kararın haklılığı ya da haksızlığı konusunda argümanlarınızı ortaya koyuyorsunuz. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu hiç içerik konusuna girmiyor. Yani bu karar haklıdır, haksızdır demiyor. Söylediği şey şu. Diyor ki: Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bir uluslararası sözleşmenin altına imza atmışsın. Sonra da ben bu imzayı kabul etmem diyorsun. Olmaz diyor böyle şey. Tıpış tıpış uygulayacaksın diyor. Evet. Ama ya işte yani içerik şimdi içeriğine bakmaksızın sen madem diyor yani itirazın bir anlamı yok anlamını taşıyan bir çıkış yapıyor Kemal Bey. Yani İstediğin kadar itiraz et ama sonuçta sen buna imza attıysan bu karara saygı duyacaksın ve uygulayacaksın. Mesele anlamı. şu Ahmet Bey. şimdi, şimdi o, o noktaya geldi iş yani. Anladım. Mesele şu. Şimdi... E... Açıkçası biz orada da görüşünü merak ederdik yani. Hani içerik yani, konusundaki içe, Evet, içerik konusundaki o, oraya gelir soru. Şimdi sizin sorduğunuz soruyu açarız. Ha bunu sorun. Yani Kemal evet. Kılıçdaroğlu bu ne verilen acaba? karar hakkında ne düşünüyor? Ne düşünüyor? Yani, şey evet olsun. ben de merak ediyorum. Yani şimdi söylesin. E, tıpış tıpış e, burada buna uyacaksınız dedikten sonra bunun altını doldurması lazım. Eğer doldurmazsa biz şunu algılarız. Ben o beyandan açıkçası şahsen şunu algılıyorum. Yani mahkemenin verdiği karar doğrudur ki bütünsel olarak değerlendirdiğimizde Sayın Kılıçdaroğlu şimdiye kadarki beyanlarını Demirtaş'ın içeride niye yattığını anlamadık, anlamıyoruz gibi istikrarlı bir şekilde beyanları var. Doğru. Dolayısıyla onlarla birlikte düşündüğümüzde Kemal Kılıçdaroğlu bunu boş bir şekilde hani mahkeme kararını değerlendirmeden zikrettiğini anlamayız, görmeyiz buradan. Dolayısıyla elbette ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının tarafında bir görüş diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi onun için o içeriye girdiğim işte yani bu Batasuna olayı önemli. Biz de bakın orada parti kapatmaya yeterli olarak neyi, neyi zikrediyor? Tepki göstermediği, şiddete tepki göstermemeyi bile parti kapatmaya yeterli. Kınamamayı mesela. Bırak, evet. Bırak, bravo. Bizde ne yapıyorlar? Bizde HDP'nin deklarasyonu var 6-8 Ekim, Ekim olaylarından önce. Bakın 6-8 Ekim olayları ki 6 Atatürk büstünün yakıldığı, 12 Türk bayrağının yakıldığı, 50'nin üzerinde vatandaşımızın katledildiği, şehit edildiği olaylardır bunlar. Dolayısıyla şimdi bu şiddete bırakınız kınamayı şiddete sebebiyet veren e, hususlar, kişiler, şahıslar ve tüzel kişilik belli. Bakın diyorum ki maruf ve meşhur bir olaydır diyorum bu. Bu mahkeme e, mahkemenin işte gizli kasalarında, gizli dosyalarında kapalı deliller falan değildir. Bunlar bizim gözümüzün önünde cereyan etti yani. evet sokağa çıkma çağrısı yapması nedeniyle sorumluluğu var. Bırakınız elbette bırakıyorsunuz. Bırakınız sessiz kalmayı teşvik edicidir. Zaten yargılama da ona da ona matuftur. Son olarak şunu ekleyeyim. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı birçok hukukçu arkadaşımızı ben bu arada dinledim, siyasetçi de dinledim. Adeta Sayın Demir Demirtaş'ı suçsuz bulma noktasında bir kararmış gibi adeta bir olmaz ya. Bir beraat kararıymış gibi kamuoyuna sunuluyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey değil. Ne bu hakil ali kararıdır. Hak ali kararıdır. E hak ihlali kararının elbette ki oradaki atıflar doğru. Mahkeme, ilgili mahkeme bunu, bunun değerlendirmesini yapacaktır. Bu kadar net. Şunu da ifade edeyim. Bakın, sadece Türkiye'ye matuf bir eleştiri değil bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sadece Türkiye'ye matuf bir eleştirisi değil. Hani sadece Türkiye'ye diyemeyiz ki ya karara uymuyorsun. Tıpış tıpış olacaksın. Hayır. Yunanistan'da Batı Trakya Türklerinin açtığı davalarda Yunan Devleti'nin uygulamadığı birçok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Dolayısıyla netice nereye dayanıyor biliyor musunuz? Bakın uluslararası sözleşmeye imza atsanız dahi devletin egemenlik haklarına ve devletin güvenliğine, ulusal güvenliğe dayanan meselelerdir bunlar. Bunlar o kadar basit ve galiz ifadelerle işte tıpış tıpış gibi kelimelerle e, açıklanamayacak derecede önemli meselelerdir. E, ben açıkçası o beyanda kınıyorum Kılıçdaroğlu. Ömer Bey siz ne diyorsunuz diyeceğim e, Mücahit Bey'in bu görüşlerine. And. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.